Merhaba Serpil Hanım. Hoş geldin Hakan'cığım. Acil bir durum var dediniz. Hemen geldim. Bir dava mı vardı? Yok. Ama olacak. Yani bir dava olacak, evet. Bir boşanma davası. Kaya Bey'den boşanıyorum Hakan. Kaya Bey'in haberi var mı? Ne biçim bir soru bu? Elbette olacak. Yani Kaya Bey'in haberi olmadan Kaya Bey'den boşanacak halim yok herhalde. Şimdi ben şirket avukatı olduğum için Kaya Bey'e karşı sorumluluklarım var. Hakan, sen tıfıl bir yeni mezunken seni elinden tutup kim soktu o şirkete? Siz Serpil Hanım, hala müteşekkir. Rica ediyorum, onun için söylemiyorum. Şimdi ben seni o şirkete nasıl soktuysam sen de beni bu evlilikten öyle çıkaracaksın. Evet, hadi bir anlat bakalım bana bu boşanma nedir? Yani nasıl olur, nasıl biter? Ne bileceğim ben, anlat. Serpil Hanım, ben o konuda çok uzman değilim. İsterseniz sizi bir tanıdığıma yönlendireyim. Hakan'cığım, bu olay duyulursa benim ailemin adı lekelenir. Anladın mı? Bu olayın gizli kalması lazım. Benim boşanma avukatım sensin. Pek, yalnız pek bildiğim bir alan değil. Tamam, ben de senin bildiğin kadarıyla boşanırım o zaman. Hadi anlat. Ay bir ferahlama geldi seninle konuşunca yani. Şimdi bile böyle. Bir iyi hissettim yani kendimi. Hayırlısı. Hayırlısı. Günaydın. Günaydın. İki kahve bir arada çok iyi. Sen o gözlüklerle tanımayacağını düşünüyorsun. Gözaltı halkalarımı sayarak işimi tahmin edebilirsin. Üf, çıkar şunu. Eli'yi düşünmekten uyuyamadın galiba. Evet ama düşündüğün gibi değil. Ayşe'yi Metin'in ameliyat edeceğini öğrenince direkt bana saldıracak. Senin parmağın olduğunu nereden bilecek? Adam zeki. Zehir gibi. Ha. Zeki dedim. Ne dedim? Bir şey mi dedim? Zeki dedim. Zeki adam yakışıklıdır. Yakışıklı adam da yakışıklıdır. Erik hem zeki hem yakışıklıdır. Çık bakalım işin içinden çıkabilirsen. Binnur tamam, tamam. Gel şu Metin'in yanına gidelim. Şimdi Ayşe Hanım ameliyat ediyor diye havalara girmesin. Emre bir şey yumurtlamasın. Her şeyi beklerim ondan. Allah'ım nelerle uğraşıyoruz ya. Ben Antep'e dönmek istiyorum. Atımı tımar etmek istiyorum ben. Nelerle uğraşıyorum. Kısmet. Nasıl? Yakıştı mı? Çok. Böyle gideceğim Mete'ye. Aynur. 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 Sen neden cevap vermiyorsun bana? Benim adım Aynur değil ki. Yeter. Serpil nerede? Çıktı. Çıktı mı nereye? Demedi. Cem nerede? Tamam kısmet. Boş ver. Tamam bırak. Tamam bırak kız. Kaya Bey çıkıyor. Tamam yeter. Yeter tamam. Yeter kim? Çıktı geliyorum. Dikkatli ol. Dur daha dur. Takip et. Hadi çocuğum. Anne niye babamı takip ediyoruz sabah sabah? Sorsana açık açık. Nereye gidiyorsun diye. Cem sen saf mısın biraz acaba? Bir şey gizliyor babam benden onu öğreneceğim. Başka bir kadın mı? Yok artık daha neler. İşle ilgili. Tamam da okula geç kalıyorum ben ay şu an. Ay tamam anda. Cem vır. Gittiği yerde bırakırsın beni. Tanımıyor zaten senin arabanı. Anne bu arabayı bana o yüzden mi aldın? Cem. Tamam. Ay hızlansana biraz ya ne biçim gençsin sen. Hadi. Bugün de yağmur yağacak gibi. Nereye gidiyor? Tam dur bakayım şurada. Boşuna geldik. Hastaneye geldi işte. Ne iş var babanın bu hastanede? Belki satın almaya gelmiştir hastaneyi. Anne yalnız ben geç kalıyorum artık ya. Gel bırakayım seni hadi. Yok. Ben burada biraz oyalanacağım. Hadi sen git okuluna. Sen git tamam. Anne. Ne?
Ya ben de hiç nakit para kalmadı da babam da kartlarımı iptal etmiş. Çok iyi yapmış yavrum. Akşam eve geldiğinde veririm. İyi dersler. Allah Allah. Serpil. Ne oluyor ya? Serpil. 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 Ne yapıyorsun sen? Ha? Kilidi mi değiştirdin? Lütfen açar mısın şu kapıyı? Serpil şu kilidi açar mısın lütfen? Yeter ama saçmaladın ya. Ne yaptın Serpil? Benim kıyafetlerimi çöp torbalarına mı koydun? Ya sen beni evden mi kovuyorsun? Onu mu anlatmaya çalışıyorsun bana? Yazıklar olsun sana Kaya Demirhan. Şuna bak. Yazıklar olsun benim sana verdiğim yıllara, emeklere. Serpil Hanım, kapıda tıkırtılar var, biri kurcalıyor. Ben bu kapıyı açamam abi. Açamaz mısın? Neden açamayacaksın ya? Özel kilit yaptırılmış buna. Kopyalanmayanlardan. Ne yapıyor burada bu? Ben anlamam. Bu kapıyı ne yapacaksın? Ne edeceksin, açacaksın. Hiçbir bir yol yok ya bunun. Var. Birkaç saat sürer. Çok gürültü çıkarır. Kapı da kullanılmaz hale gelir. Kapı da kullanılmaz hale gelir ha? Evet. Kır o zaman. Ay, ay. Ya bu kilit açılmaz dediydi satan adam. Tamam, tamam bırak denesin o zaman. Bırak denesin Kaya Bey. Ya bir polis falan mı çağırsak? Kendi evine girmeye çalıştığı için polis mi çağıracağım ben, yeter. O zaman kapıyı mı açsak? Hayır bırak, bırak uğraşsın. O surların kapılarını zorlayan cengaverler gibi uğraşsın, bırak. Bizim kapımız sağlam. Ay. Yeter artık. Yeter artık. Ne bu gürültü ya? Başım tuttu. Zaman geldi. Eve ha girdi ha girecekler. Geldim artık Serpil Hanım, evime. Hoş geldin Kaya Bey. Hoş geldin. Geleceğin varsa göreceğin de var. Tamam hadi bak, birbirimize bağırdık. Kavgamızı da ettik. Şimdi bana söyler misin? Ben seni kimle aldatıyormuşum? Madem bu kadar eminsin. Söyleyeyim mi? Söyle. Pervin'le. Kim? Pervin'le. Gülme.
Gülme Kaya bak, sinirimi bozuyorsun. Çok ciddiyim ben, gülme. Ya Pervin benim 30 yıllık arkadaşım, kardeşim o benim. Bırak. Bırak, olmaz olsun öyle kardeş. El ele gördüm sizi. Ya ben ona ameliyat sonrası moral o... Sen beni takip mi ettin? Ettim. Çok da iyi ettim. Göreceğimi de gördüm. Hani yurt dışındaydı Pervin? Ya ameliyatını burada olmak istedi. Herkesten saklamak istedi. Sen de bunu benden gizledin, öyle mi? Ya bu onun sırrı. Sen neden bunu bu kadar üstüne alıyorsun ama? Bak, eğer senin bir arkadaşının sırrının ucu bize dokunmuyorsa bu onun sırrıdır. Tamam, kabul. Ama eğer sırf sen o sırrı korumak için eşine yalan söylüyorsan, işte bu o zaman ikinizin sırrıdır. Bu ne demek biliyor musun Kaya? Sen başka bir kadına eşinden daha yakınsın demektir bu. Tamam, ben bunu böyle düşünmemiştim. Ama bak, ben seni çok seviyorum. Ben senden başka hiç kimseyi sevmedim ki, sevemem ki. Hadi ne olur, bırakalım şu saçmalamayı. Tamam. Tamam. O zaman anlat bana. Pervin niye burada? Neden yurt dışındayım diyor? Neden ameliyatını burada oldu? Ne yapıyorsunuz siz? Ben seni bir duyayım, dinleyeyim. Ondan sonra biz savaşacak mıyız, barışacak mıyız? Karar vereyim. Anlatıyorum. Efsun çok küçüktü. Dün bir kaza geçirdim. Yani ben, bana bir şey olmadı. Yeni aldığınız arabayla ben yola giderken önüme biri çıktı. Yok, önüme kedi çıktı. Of. Dün olmadı, çarptı. Günaydın, ne haber? Ha, günaydın. Gel, gel. Ha. Dün geceden beri kavga mı ediyorlar hala? Hadi ya, kapıya ne oldu? Baban kırdı. Ne? Beni soran oldu mu? Yok. Ha? Kavganın benimle ilgisi var mı? Yok, yok. Gerçekten. O zaman ben kaçtım. Dikkat et. Böyle devam ederse ben de kaçacağım vallahi. Allah'ım çıldıracağım ya. Çıldıracağım ya, sen bir çocuk gibisin. Sakinleş diyorum bak, ne olur yalvarıyorum sana. Yok bir şey diyorum. Efsun onun kızıymış, kızı. Mi? Ya ben bu kızı evimize akşam yemeğine davet ettim. Oturduk şurada. Gece boyunca sohbet etti bu kızla. Siz ne yaptınız? Siz ikiniz baba oğul ne yaptınız siz? Bütün bir gece boyunca sanki bu kız Pervin'in bir tanıdığıymış gibi davrandınız bu. Ya ikiniz resmen biri oldunuz, beni aptal yerine koydunuz ya. Ya bırak Allah aşkına Kaya, kim bilir senin bana söylemediğin neler var. Ya ne olacak Allah aşkına? Sana her şeyi anlattım ben. Bir şey yok. 30 yıldır bu Pervin bizim hayatımıza girdiğinden beri benim için rahat edeceğim. Bak, bak demek ki ben bunu bekliyormuşum. Gör bak, ben haklıymışım. Haklı çıktım işte, haklı çıktım. Koskoca bir hayatım. Ya koskoca bir hayat, heba ol. Ya ne saçmalıyorsun? Ne hebası ya? Ne dedim ben? Ne yaptım ben? Ne dedim? Sen Pervin'e aşıksın, aşık. Yeter artık ama Serpil. Değilim diyorum. İyi tamam, aşık değilsen hayransın o zaman. Evet, hayranım. Evet, hayranım ama kariyer olarak hayranım. Çünkü tanıdığım en iyi cerrah. Kariyer olarak? Evet. Ya hangi kariyer bu ya? Hangi kariyerden bahsediyoruz? Hangi kariyerden? Benim çocuklarımıza bakabilmek için yapamadığım kariyerden mi Kaya? Hakikaten ya. Ben neden kariyer yapamadım? Neden? Çünkü benim sevgili eşim kariyer yapabilmek için evine gelmedi. Öyle değil mi? Bak bunca yıl çalışmadıysan bunun suçunu ben de aramam. Kusura bakma Serpil ama bu yaşadığın hayat sana çok rahat geldi. Topla eşyalarını, git buradan. Eşyalarını topla ve git bu evden Kaya. Ben neden gidiyorum? Ya konuşuyoruz burada, ben ne dedim, ne yaptım? Sen artık bana ne söylersen söyle beni inandıramazsın. Anladın mı? O yüzden ya sen gideceksin ya ben gideceğim. Ben giderim. Ben giderim. Sen sakinleşene kadar ben giderim.
Yalnız. Bunca yıllık evliliğimize rağmen bana inanmıyorsun ya. Aramıştınız. Çok önemli bir şey var konuşacağım diyordunuz. Merak ettim. Yok yok, o kadar önemli bir şey değil. Merak etme. Hani ben Kaya'ya bir tane merhem vermiştim, hatırladın mı? Benim için laboratuvarda test etmelerini istemiştim. Onun sonucunu çok merak ediyorum ama Kaya bu aralar o kadar yoğun ki ona ulaşmak ne mümkün yani. Bir bilgin var mı diye merak ettim. Bir de işte havadan sudan konuşuruz diye düşündüm. Klinik milinik. Tabii tabii, merhemin sonuçları mükemmel çıktı. Ay, ay çok sevindim. Özellikle egzamaya çok yarıyormuş. Vallahi bizim üründen bile daha iyi. Ay ne diyorsun Gülden ya? Bak işte şimdi keyfim yerine geldi. O zaman yeni bir kremimiz daha oluyor demektir bu, değil mi? Diyebiliriz. Çok. Siz beni gerçekten merhem için mi çağırmıştınız? Yani ben Emir'le ilgili biraz endişelisiniz sanmıştım. Neden? Niye merak edeyim Emir'i durup dururken? Kurulda ya şu an. Ne kurulu? Etik kurulda şu anda. Ne? Bir hastası ameliyattan sonra komaya girmiş. Ne? Ama iyi. Kesinlikle Emir'in hiçbir hatası yok. Bir dakika Gülden'ciğim. Emir şu anda etik kurulda mı? Evet. Ay ama kusura bakmayın. Ben siz biliyorsunuz sanmıştım gerçekten. Hayır canım. Haberim yoktu. Ay. Tamam. Olur. Kim topladı etik kurulu? Kaya mı? Hayır. Kim? Efsun. Efsun. Efsun Serpil. Gülden'cim, artık bizim açık açık konuşmamızın zamanı geldi diye düşünüyorum. Çünkü bence bizim bir Efsun sorunumuz var. Var. Serpil Hanım. Var. Var Serpil Hanım. Hani? Peki sorunlar ne içindir Gülden? Kurtulmak içindir. Aynen öyle. Siz hiç merak etmeyin. Gerçekten seni anlamıyorum. İnanamıyorum ya. Ha, uzaklaştırma kararı ne? Okul mu burası? Kurul tarihinde yok böyle bir saçmalık. Zaten bu kurul mevzuyla Efsun'la Emir'in arasını iyice açtın. Ya Pervin, adam sadece derdini anlatıp gidecekti. Ama Emir işte böyle ukala ukala konuşmalar. O bu işlerden biraz uzak kalsın. Aklını başına getirir o. Vallahi sen oğlunu hiç tanımamışsın ya. Sen cezayla Emir'i terbiye edeceğini mi düşünüyorsun? O egosunu törpülemedikten sonra klinik malinik yönetemez ya. Ay Efsun var. Bak birbirlerini düzeltecekler, dengeleyecekler. İki ortak aynı bizim gibi. Biz seninle böyle konuşmadık mı? Bizim gibi olamaz. Ya Emir olduğu müddetçe onlar bizim gibi olamaz. Ay tamam. Ya şu saatten sonra ne kurulla ne de Emir'le ilgili bir kelime daha duymak istemiyorum. İyi. O zaman Serpil beni evden attı, onu konuşuruz. Oh iyi yapmış. Seninle aşk yaşadığımız sanıyor. He? Aa. Bak. Rabbim ya. Serpil Hanım. Canım sen benim kestiğim fotoğrafları neden çerçeveye geri koydun acaba? Sizi güldürür dediydim ama. Kızım vallahi güldürdün. Vallahi güldürdün. Özellikle balon kafa. Çok açmış Kaya Bey. Ya.
sağ ol yeter ya. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ay asıl siz sağ olun Serpil'cim. Efendim Serpil Hanım. Gülden'cim dikkat çekmeyelim canım. Çabuk çabuk anlat bana ne oluyor? Emir burada. Bütün ekip de burada geldi. Pervin orada mı? O Belçika'da ya. Aman unutmuşum onu tamam. Peki Efsun? O da burada. Asistanıyla. Ay ne kadar gereksiz bir hareket. Daha önce hayatında hiç sempozyuma katılmamış herhalde. Emir nasıl peki Emir? Kaç defa aradım biliyor musun? Telefonlarıma çıkmıyor. Çok merak ediyorum onu. Emir? O iyi. Enerjik, neşeli, sempatik, karizmatik. Yakışıklı. Tamam. Gözün Efsun'un üzerinde olsun. Tamam mı canım benim? Ne yapıyor? Kimlerle konuşuyor? Emir'le arası nasıl filan? Bunlara hep bak. Tamam mı canım benim? Tabii tabii. Ben size yine bilgi veririm akşam. Hiç merak etmeyin. Sevgiler. Sevgiler canım. Sevgiler. Ay balon kafa çok açmış. Çok güzel olmuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.